İyi akşamlar. Bugün 15 Ağustos 2020 saat 8. Birbirinden kıymetli dört yöneticimizle birlikte Okuma Kulübü'nün dördüncü seansını yapıyoruz. Akıl Dışı Öngörülebilir kitabı ve bu kitabı öneren yöneticimiz Müge Uysal. Müge Hanım, sizinle başlayalım. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Daha sonra da neden önerdiniz diye soracağım ama bu aşamada sadece kendimizi tanıtalım. Buyurun. Tabii, çok teşekkürler Murat Bey. Ben uzun dönem insan kaynaklarında çeşitli yerlerde çalıştım. Öncelikle Yapı Kredi Bankası'nda başladım, genel müdürlükte ve daha sonra Ege Bölge Müdürlüğü'nde uzun bir süre çalıştıktan sonra Çimentaş Holding'e geçtim. Orada da HR Business Partner olarak devam ettim. Daha sonra biraz da iş geliştirme alanlarında çalıştım. Şimdi şu anda daha çok headhunter diyeyim tarzı bir mesleğim oldu. İşe alım firmalarına, danışmanlara işte en uygun bulunan çalıştıkları portföylerindeki şirketlere en uygun olabilecek yetenekleri keşfedip bir şekilde işe alımlarını sağlıyorum. Bir nevi aracı gibi. İnsan kaynaklarıyla tabii çok bağlantılı bir konum aslında bu da olduğu için. Buradan devam edeyim diye düşündüm. Bir yandan da daha önce Adler'den aldığım bir kariyer koçluğu eğitimim vardı. Bu şekilde koçluk yaparak da devam ediyorum. O da açıkçası benim için hobi gibi bir iş diyeyim. Hani hem hobi hem iş oldu bana. Bu şekilde. Teşekkürler. Sağ olun. İlker Hocam, buyurun, söz sizde. Merhaba, İlker Canbulut ben. 20 yıl kadar bankacılık ve finans alanında çalıştıktan sonra halen tim danışmanlık sayesinde eğitmenlik yapıyorum. Hem kurumlarda hem teknik kurumlarda. Bunun dışında bir öğrenci mentörüyüm. Teşekkürler, sağ olun. Filiz Hanım, buyurun, sizi tanıyalım. Merhaba, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkes de hoş geldi. Biz de hoş geldik. 15 yıldır sektör içerisindeyim. Direkt uluslararası lojistik sektör içerisindeyim. Zaten bu alanda da uzmanlığım mevcut. Hem operasyon kısmı, hem satış pazarlama, hem kalitesi, hem biraz da İK'sı derken ortaya bir karışık yaptık. Şu anda aktif olarak Evolok Lojistik'te çalışıyorum. 4 yıldır buradayım. Daha öncesinde bir Alman firmasındaydım. Bu şekilde. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Müge Hanım, size dönelim. Kitabı siz önerdiniz. Bizim yazarlar grubunda, Satın Alma Dergisi yazarlar grubunda. Ben de 1-2 yıl önce okumuştum kitabı. Çok da hoşuma gitmişti. Hemen atladım zaten. Hemen takvime aldık. Zaman tabii su gibi akıp geçiyor ve dördüncü bölüme geldik. Buyurun. Sizi motive eden faktör neydi? Neden bu kitabı tercih ettiniz? Şimdi şöyle Murat Bey, aslında çok okuduğum, bildiğim, tanıdığım bir yazar değildi. Eşimle aldığımız bir eğitmeni özellikle önerdi, okumamızı istedi. Eşim de bana pas etti, sen bir okur musun diye. Öyle girdim ben bu işe açıkçası. Fakat yazarın kitaba girişi beni etkiledi. Kendi yaşadığı büyük bir kaza sonrası, işte hastanedeki maceraları sırasında yaşadığı büyük acılara rağmen hala aynı işi aynı yöntemle yapan hemşirelere şiddetle itiraz ediyor. Hani bunu böyle yapmayın, yapılan benim, sıkıntı yaşayan benim, hani bu böyle olmalı gibi. Fakat bir türlü değiştiremiyor yöntemlerini. Sonuçta kabul ettirmeyi başarıyor. Yazar böyle giriyor kitaba, böyle başlıyor süreç ve hayatın farklı farklı kesimlerinden, kendisi iktisatçı olmasına rağmen davranışsal psikolojiye dönük iktisatı da bağlayarak davranışsal iktisatçı tarafını savunuyor daha çok. Yani her şey her zaman iktisatta olduğu gibi işte sebep, sonuç veya maliyet şudur, getirisi bu olmalıdır gibi ilerlemiyor. Bazen çok beklenmedik şeyler yaşanabiliyor çünkü insan karmaşık bir psikoloji ve siz bunu
hani kararlarını nasıl etkileyebilirsiniz? İşte bazen satış aşamalarında, pazarlama aşamalarında gibi gibi örnekler vererek devam ediyor. Bir de benim okuduğum kitapta bir bölümden sonra aslında kitabın özeti gibi tekrar daha da fazla örneklemeler yaparak konulara tekrar, aynı bölümlere tekrar değinmiş. Kitap bütünsel olarak baktığınızda bu açıdan beni etkiledi, hoşuma gitti ve bilmediğim, tanımadığım bir yazar olmasına rağmen kafamda bazı işaret ettiği noktalar önemli izler bıraktı. O yüzden de paylaşmak istedim siz sorunca. Böyle ilerledi süreç. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bizim tedarik zincir yönetimi yüksek lisans programımız var İstanbul Üniversitesi'nde. Benim dersimde değil ama karar alma dersinde bir okuma listesi var. Ben de her zaman sınıflara girer çıkarım. Enis hocamızın verdiği, önerdiği kitap listesinden bir tanesi de bu kitap. Kendisi de ekonometri kökenli bir hocamız. O da mühendis ve çok sevdiği alanlardan bir tanesi. Ben de aslında o okuma listesinde görmüştüm ve tetiklemişti beni. Onu hemen araya girerek söylemek istedim. İlker hocam, siz çok iyi bir araştırmacısınız. Bugüne kadar bütün bölümlerde sadece o kitabı değil, yazarın diğer önceki ve sonraki eserlerini de okuyorsunuz ya da inceliyorsunuz ya da takviminize alıyorsunuz. Yazar hakkında en aydınlatıcı sizsiniz sanıyorum aramızda. Yazarı biraz daha hani diğer eserleriyle birlikte bize aktarırsanız mutlu oluruz. Ben çünkü bir eserini okudum. Şöyle, benim de kitapla tanışmam şu şekilde oldu. Önce onu anlatayım. Bizim bir nero pazarlama, nero marketing grubumuz vardı. Konuya ilgi duyan insanların bir araya geldiği, araştırmalar yaptığı bir gruptu bu. O grupta önerilen kitaplardan birisiydi. Aslında yazarın tüm kitapları önerilmişti o grupta. Ben o şekilde tanıştım. O gruba devam ederken bir yandan okuduğum kitaplar arasındaydı bu. 1967 doğumlu yazar. Duke Üniversitesi'nde profesör. Hem psikoloji profesörü hem de davranışsal ekonomist aynı zamanda. Eğitim hayatına Tel Aviv Üniversitesi'nde başlıyor. Matematiksel fizik Anadolu'da okurken oradan felsefe ve psikolojiye geçiyor. Okulun sol yılında ise felsefeyi bırakıyor. Sadece psikoloji üzerine konsantre oluyor. Yani 4 tane kitabı var. İlk kitabı aslında bizim bugün konuşacak olduğumuz kitap. Akıl Dışı Ama Öngörülebilir. Bu 2008 yılında bunu kaleme almış. 41 yaşındayken. Ardından 2 yıl sonra bunu yazmış. Akıl Dışı'nın Mantığı. Evdeki ve işteki mantığa baş kaldırmanın beklemedik faydaları. Bir şey soracağım, araya gireyim. Aynı yayın evinden mi çıkmış hocam? Farklı yayın evlerinden mi? Birinci kitap Optimist'ten. İkinci de Optimist. Evet. Üçü de Optimist'ten. Yani bendeki 3 tanesi. Üçüncü kitabı 2012 yılında Dürüst Olmanın Ardındaki Dürüst Gerçek isimli. O bende yok. Bu da son kitabı. 2015 yılında Akıl Dışı Sevgilerimle. Ki tüm bu seri içerisinde benim açısı en etkilendiğim kitap da buydu. Onu da söyleyeyim. Ne yani, etkiledi sen o kitapta? Ona göre biz de alalım ya da almayalım. Acaba kararımızı etkileyecek mi? Çünkü kitapta ilk alınan kararlar sonraki kararlar arasından çıpa vaziyetini görüyor diyor da, o bakımdan diyorum. Belki senin buradaki önerin ya da tavsiyen bizim %50 mi belki etkilese bile iki kişiden bir kişiyi etkileyebilirsin. Buyurun. Ben şöyle düşünüyorum. Yani yaratım yönü olan bir insan, ortaya bir şey çıkaran her insan için geçerli belki bu. İlk eser biraz çıraklık eseri oluyor Mimar Sinan'ın ifadesiyle. Hani sonrasında kalfalık, ardından ustalık geliyor. Hani ben bu kitabı yazarın açıkçası biraz çıraklık eseri olarak görüyorum. Yani nedeni birazdan tartışırız. Hani kitabın olumlu olumsuz taraflarını açıklarken. Ama bu kitap ilk kitaptan 7 yıl sonra çıkmış. Bence burada artık yazar çok daha nasıl diyeyim? Olgun mu? Evet. 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 Bence öyle. Birçok kavramı açıklıyor. Kavramsal olarak yaklaşıyor konuya. O kavramın ardındaki nedenleri açıklıyor. Ben o yüzden etkilenmiştim. Biraz daha dili analitik bir dile doğru dönüyor bu kitapta. Ben öyle hissettim.
Tamam, alıyorum o zaman. Ben genetik beyin olduğu için direkt sol beyin. Ben ikna oldum. Filiz Hanım, sen ikna oldun mu? Filiz Hanım bitirdiysen İlker Hocam. Şu an açıkçası İlker Hocam'a katılıyorum. İlk kitap doğru söylüyor. Ben tabii onun 7 yıl sonra çıktığını ve 3. kitabı olduğunu bilmediğim için ben de sadece bunun bir kısmını okudum. Yani biraz da sonundan da bir girdim kitaba. Dediğim gibi 3. kitapta eminim ki dil akışı kitabın yazımı içeriğindeki analitik daha fazla gelişmiştir, ustalaşmıştır. Ben de alacağım o kitabı, daha sonrasında ben de hemen kendi kütüphaneme katacağım. Filiz Hanım, mesela sizi en çok hangi alan etkiledi? Şu anda hani ilk turdayız. Biraz daha hani böyle başlangıç, ön söz gibi başladık. Daha sonra Müge Hanım'a soracağım. Herhangi ilgi çekici bulduğu bir bölümü bize aktarsın. Bir tartışma alanı yaratsın. Ondan sonra tane tane ilerleyelim istiyorum. Buyurun. Müge Hanım'ın kitabın başında geçenleri biraz bahsetti. Kitabı ilk elime alıp da o en başta işte kendi başına gelen hadiseyi anlatması, hemşirelerle verdiği savaşlar, işte yaşadığı acıyı tarif etmesi vesaire. Oralarda yani bir nebze o acıyı kendim yaşıyormuş gibi hissettim. O işin ayrı bir boyutu. Orası beni inanılmaz etkiledi ilk baş tarafları. Sonrasında bir de içerisinde en çok benimsediğim bir felsefe olmasından dolayı iyi olduğuna inan iyi olsun, kötü olduğuna inandığında kötü gider. Biraz mantığı buna almış son kısımlarında. Burada biraz yani kendi hayatıma olsun, iş hayatıma olsun, yine hem işletme hem iktisadi bakımından olsun bakıldığında biraz bana bu şey geldi. Yani bana daha yakın geldi. Çünkü ben kendi hayatımda da aynı şekilde. Hani baştan bir şeye pozitif bakarsak genelde pozitif veya negatif bakarsak negatif, hani iyi düşün iyi çek, kötü düşün kötüyü çek deriz ya böyle normal hayatımızda da. Biraz o kısmı bana çok çekici geldi. Kitabın sonlarına doğru zaten. Ama aralarda sizin de bahsettiğiniz birkaç yer vardı. Oralar üzerinde de yine konuşabiliriz tabii. Ben o tür şeylere bazen katılıyorum, bazen katılmıyorum. Biz İlker Hocam'la onu çok şey yapıyoruz. Biz orada sohbet ediyoruz ama bu tabii daha çok insanların hani bazen öylesin bir daha çok hani bir tezatı da görelim, madalyonun öbür yüzünü de bir değerlendirelim gibi. Ama o sayfa 170'i ben okumanızı istiyorum. Çünkü benim orada bir eleştirim olacak. Müge Hanım, sizinle başlayalım. Derinlemesine doğan istediğiniz bir tarafta hani etkilendiğiniz olabilir, ilgi çekici bir paragraf, bir söz olabilir. Sizin iş hayatınızda gördüğünüz bir deneyimle örtüşen ya da örtüşmeyen bir taraf olabilir. İlla örtüşmesine de gerek yok. Özgürsünüz. Özgür zaman ister 5 dakika ister 10 dakika. Ne kadar kullanmak isterseniz söz sizde. Evet, yani şöyle şimdi Filiz Hanım'ın da bahsettiği gibi gerçekten ilk giriş kendisi birden bir kitap içine alıyor insanı. İlerlediğim süreçte de şunu gördüm. Şimdi bazı pazarlama taktiklerinden bahsediyor. Ben tabii çok fazla yakın değilim o konulara. Onları duymak, görmek, kitapta okumak ilgimi çekti. İşte bir dergi satışıyla ilgili bir taktik benimsenmiş mesela. İşte dijital e-derginin fiyatı işte 60 dolarsa basılmış derginin fiyatı 125 dolar. Ne yapar herkes? E-dergiye yönelir. Fakat üçüncü bir seçeneği koyuyor uzmanlar. E-dergi artı basılmış dergi 120 dolar diyor. İşte e-dergi 60, basılmış 120, e-dergi artı basılmış 120. Yani ikinci seçeneği kim ne yapsın aslında? Fakat o üçüncüye yöneltmek için kullanılan bir şey. Hani bunu ben güncel hayatımda çok yaşıyorum. Bu bir tuzak değil mi aslında?
Evet, tuzak yani hani çoğu yerde görüyoruz ama ne kadar farkındalığın içerisindeyiz. Hani onu düşündürdü bana. Evet hani aslında kim ne yapsın o seçeneği ama koyuyorlar oraya üç şey. O beni etkiledi, oradan devam ettim. Tabii bu pazarlama tarafıyla ilgili davranışsal insanların işte davranışsal iktisata yönelik bir takım elde edilen sonuçlarını paylaşıyordu. Daha sonra farklı iş alanlarında da örnekler vererek ilerliyor kitap. Bilmiyorum hepsini şimdi böyle ilgimi çekenleri devam ettireyim mi yoksa bir tur daha böyle hepimiz fikir verip sonra mı devam etsek nasıl uygun görürsünüz? Yok fark etmez başlayabiliriz. Çok güzel akıcı bir ses tonuyla gidiyorsunuz. Ben oraya bir araya gireyim. Ben ilk turda şeyi söylemedim. Atladık onu yani. Ben kendi görüşlerimi söylemedim. Belki onu da paylaşmak istiyorum şu aşamada. Kitap tamam. Arkadaşlar hani o siz Filiz Hanım'la birlikte Müge Hanım şuna vurgu yaptı. Yani başından geçen kötü bir hadise. Sanki o tür bir tarz bir şey algılanabilir ama kitap aslında birçok küçük minik minik araştırmalara dayanıyor. Evet. Bu araştırmaların da tamamına yakını aslında kampüste öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen araştırmalar, insanların karar alma türleri üzerinde duruluyor. Şimdi bu yönde baktığınız zaman hani iktisat, davranışsal iktisat olarak tırnak içinde veriliyor ve bu alanında çok fazla aktörü var dünyada. Belki İlker Hocam bizi orada da aydınlatır ama şimdi Serkan Uygur Hocamız yazınca hani algı yönetimi vesaire deyince şimdi 2000'li yıllarda bu iş bu şekilde oldu ama şimdi neuromarketing diye bir alan iyice fırladı gitti. Ben tabii daha çok örgütsel pazarlarda satın alma davranışını gözlemleme fırsatına sahibim ama buna baktığım zaman tamamıyla aslında pazarlama satış kitabı da diyebilirdim aslında buna. Benim eleştirim de bu yönde olacak. Yani minik minik birçok insanların satın alma davranışı yani nihai tüketici pazarındaki davranışıyla ilgili olarak araştırmalar da var. Bunu bir pazarlama öğretim üyesi yazsa çok yadırgamam. O da aynı şekilde benzer şekilde psikoloji, sosyoloji, pazarlama taktikleri ve tabii satış analizleri noktasında devam edecektir. Biz sizi kesmiş gibi olmayalım Müge Hanım. Siz nasıl yöntem uygun bulursanız grup olarak biz ona uyumlanırız. Esnek bir grup zaten. Hani arkadaş çevresindeyiz. Buyurun devam edin. Yo estağfurullah kesmek değil yani zaten karşılıklı konuştukça insanın aklına geliyor bazı şeyler. Konuştukça açılıyor söylüyorsunuz. Benim mesela dikkatimi çeken kafamda böyle ya bu da olabilir mi gerçekten doğru mu bu diye düşünüp kendimle ilgili de hani sorguladığım bir noktada şeydi. Ya insanlar nakit para ellerine aldıklarında dürüsttürler. Hani o nakit paradan 5 lirayı alıp cebime atayım demez adam. Ama işte gitti bir eğitime veya bir ofise. Oradaki kalemi alır çantasına atar veya işte küçük bir post-it'i alır atar onu kullanır. Halbuki o da 5 lira. Yani rakam olarak aşağı yukarı aynı. Ama nakit para olarak görmediği konularda birçok insan dürüst olmayabiliyor diyor. Ve bunu Harvard Üniversitesi öğrencileri hatta hukuk bölümüydü galiba öğrencilerinin üzerinde yaptığı bazı deneylerle. İşte ufak ufak kopya çekmelerden tutun da işte böyle nakit para ve nakit olmayan bazı değerler üzerindeki hani hileler. Hırsızlık demek istemiyorum ama hani böyle ufak ufak derler ya üstüne kondu, aldı, götürdü, işte çarptı gibi. İnsanlar bunu çok yapıyorlar ve aslında o da bir dürüstlük karşıtı bir hareket yani. Bayağı hırsızlık gibi görüyorum ben onu da diyor kendisi. İlker Hocam, seninle daha önce bir sohbet etmiştik. Bu konuda sende de bayağı bir örnek var. Buyurun. Orada benim en çok ilgimi çeken bir örnek var. Ofiste çok sık zımba kaybediyor kendisi. Bir gün zımbanın üzerine galiba bir çeyrek yani 25 sent yapıştırıyor, bantlıyor. Ve o zımba bir daha asla kaybolmuyor. Çünkü üzerinde para olduğu için insanlar parayı almaktan çekindikleri için yani o direkt hırsızlığa giriyor insanların gözünde.
çok enteresan bir sosyal deney aslında yazarın bahsettiği. Etkilemişti beni. Bunu anlatmak isterim. Burada tabii değiş tokuş perspektifinden çok vurgu yapıyor. Yani sürekli olarak hani alışveriş, oradaki vermek istediği konu aslında değiş tokuş. Mesela sosyal normlarla piyasa normları arasındaki geller gitler açısından ona yaklaşıyor. Yani, farklı bir ses olsun diye söyleyeceğim. Mesela hani eğitimlerde hani insanlar kalemleri görünce böyle hani bir kalem alırız ama gençken belki 2-3 kalem almayı belki daha çok iyi diyebiliyoruz. Hani ihtiyacım yok gibi falan ama gençken biraz daha böyle bir hırsla almışlığım vardır. Onu söyleyeyim. Bunu hırsızlık olarak da görmedim. Kalem düşkünlüğü olarak görmüşümdür. Onu vurgulamak isterim. Fuarlarda falan çok olur. Promosyonlar mesela desk kurarız biz. Deskten biri gelir böyle 5 tane alır ya da çocuğum için de alabilir miyim falan ama bunlar tabii izinli alışlar. Yani onlar zaten promosyon ama mesela işte otelden alıp götürülenler falan. Hangi o çok tabii o. Almazlar diyor. O ayrı bir konu, o hırsızlık konusu. Tamam. Filiz Hanım bu sayfa 170'teki konuyla isterseniz başlayalım mı? Okursanız da iyi olur çünkü... Tamam. Fabrika müdürümüz Zafer Hocam'a da bir selam vermiş olalım. Zafer Hocam da yazmış. Evet yazmış. O da dış sahayla ilgili olarak plastik üreten bir fabrikanın yöneticisi. Bu tür kitapların olmazsa olmazı iyi düşün, iyi olsun metodu. Bende de pek olması için iyi düşünmeme çoğunlukla akılcılığım engel oluyor ve sonucu olumsuz olacağını ölçümlediğim konularda bu mantık yürümüyor. Nerede yanlış yapıyorum? Birer cümleyle yorumlarsanız sevinirim, saygılarım da demiş. O 170'teki paragrafla istersen başlayalım. Şimdi ben orayı hemen kendime aldım, okuyayım öncelikle. Baştan bir şeyin iyi olduğuna inandığımızda buna bağlı olarak o şey genellikle iyi olur. Ve onun kötü olacağına inandığımızda kötü olur. Peki bu etkiler ne kadar şiddetlidir? Sadece düşüncelerimiz mi değiştirirler? Yoksa bizzat deneyimin fizyolojisini de değiştirirler mi? Yani bir şeyin tadının iyi veya kötü olmasını beklediğimizde hakikaten o şekilde tat versin diye ön duyusunun altında yatan nöron aktivitesini sahiden değiştirebilir mi? Diyor ve nöron akabinde de evet akabinde de zaten bunu deneyimlemeye bir hikayesiyle Zafer Bey şey söylemek istiyor. Bu iyi düşün, iyi olsun metodu sadece bu kitapta değil. Yani bunun derinine indiğiniz zaman işte Feng Shui'den tutun da bir sürü çalışmaya gider bu zaten. Bu tamamıyla insanın maneviyatıyla ilgili bir şeydir. Çok metot olarak kullanmak değil. Burada biraz akıl değil de verdiğiniz enerjiyle alakalı bir şey bu. Ben ona tutum diyorum yani. Tutum her şeydir gibi yani. Tutumunuz iyiyse daha iyi yani o yaşadığınız anla ilgili olarak. Belki de hani iyimser saçıyorsunuz. Biraz daha hani negatif insanların negatifle devam etmesi gibi. Ama bir bakış açısı söyleyeceğim. Lütfen siz cümlenizi tamamlayın. Şimdi aklımızı kullanacağımız yerler tabii ki çok fazla bizim işimizin içerisinde. Yani şunu yapamayız. Çok basit bir örnek vereceğim. Şu an piyasalarda inanılmaz bir dengesizlik var. İşte dolar aldı başını gidiyor, altın aldı başını gidiyor. Şimdi oturduğumuz yerden şunu düşünüp de ya iyi olacak her şey, her şey iyi olacak. Dolar düşecek, altın düşecek. Demek çok da mantıklı bir şey değil tabii ki. Yani burada devreye girecek olan tabii ki aklımız. Yani bir yatırım yapacaksak veya bir şey alacaksak, edeceksek. Ama enerjiyi vereceğimiz yerler farklı şeylerdir. Yani maddi olarak veya reel olarak ulaşamadığımız şeylerde enerjiyi vermek. Aslında yazarın orada bahsetmek istediği şey de biraz bu. Maneviyata enerji olarak yönelmekten bahsediyor. Dokunup düşündüğümüz şeylerden bahsetmiyor aslında. Biraz düşünce gücünden bahsediyor. Tabii ki şimdi Zafer Bey bahsettiğiniz gibi atıyorum işte bir plastik fabrikasında çalışıyor. Kendisi orada üst düzey bir yönetici. Şimdi orada bir takım şeylerin alımını veya planlamasını yaparken de biraz önce verdiğim örnek gibi
derse ki bunlar iyi olacak vesaire, işte aldığı elemanlar veya yaptığı planlar içerisinde sadece pozitifi düşünerek hareket ederse, orada sonunda illaki bir yerde bir çıkmaza girer. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İlk baştaki söylediğiniz konu aslında insanların belki bu çağda çok fazla negatif unsura maruz kalması, bombardıman içerisinde olunca benim gördüğüm raflarda çok fazla gerçekten de bu pozitif olma, iyimser olma, mutluluğu alır. Biz iş hayatı ve kitaplar dedik zaten İlker Hocam'la hani bu yola çıkarken. Sizin iş hayatında gözlemlediğiniz, tabii sayısız insanla sohbet ediyorsunuz, firmalarla sohbet ediyorsunuz. Ne düşünürsünüz bu Filiz Hanım'ın söyledikleri ve yazarın da kitapta belirttikleri o başlık için? Şimdi şöyle, Filiz Hanım şurada çok güzel bir şey söyledi. Yani ne kadar maddiyata yönelirseniz o kadar avucunuzun içinden kayıp kaçıyor bazı şeyler. Hani maneviyat tarafıyla birlikte ilerleyince çok fazla kafayı illa ben bunu alacağım, bu işi alacağım, şu kadara ya başaracağım gibi düşününce bazen biraz da enerjimizi yanlış yönlendiriyor oluyoruz. Sanırım onu demek istedi. Gerçekten de maneviyat tarafı devreye girdiği zaman, maddiyattan insan kendini kopardığı zaman biraz açılmaya başlıyor kendi kendine. Çünkü etrafına yaydığı enerji değişiyor. Yazar biraz onu anlatmaya çalışmış ama ben yani Zafer Bey'in ne demek istediğini de orada biraz anlıyorum. Hani böyle Pollyanna gibi pembe pembe şeylerle işte inanıyorum olacak bu iş falanla olmuyor hiçbir şey. Mutlaka ki bazı şeyleri, tedbirleri, bazı çalışmaları düzenli yapıp ama çok da oraya fokuslanmamak, yani farklı önemli şeyler de var hayatta diyerek, hani manevi tarafımızı da çok geri plana atmadan ilerleyince gerçekten de ben bunu kendim yaşadığım da oluyor. Yani o zaman hayırlısıysa olacaktır'a inanarak gitmek gerekiyor. Bazen bir işi veya bir işte şeyi hani görüştüğüm kişiler çok isteyebiliyor ama oraya girdikten sonra mutsuz da olabiliyor. Veya bir firma acil pozisyonu kapatacağım diye acele ediyor ama sonra hata yaptığını düşünebiliyor. Hani biraz da çok zorlamamak gerekiyor herhalde. İlla ki olsun, illa ben bunu alayım diye. Hani hayırlısıysa olacaktır gibi düşünerek ilerleyince enerji biraz daha pozitif yayılmaya başlıyor. O tabii biraz zamanla oluşan bir şey herhalde Murat Bey. Öyle bir anda böyle dedi, yazdı, okudum, yaptım olmuyorla olmuyor. İşte insanlar bunun için çok ünlü CEO'lar, genel müdürler veya tepe yöneticiler işte düzenli meditasyon yapıyorlar. Hani kendi iç enerjilerini düzenleyebilmek için aslında bir kısmını yapıyorlar bunları. Herhalde biraz oraya değinmek istedi yazar diye düşünüyorum. Benim insan kaynakları tarafında yazarın bir örneği de var. Dediğim gibi farklı iş alanlarından konulara değinmiş. Mesela diyor ki sosyal normlarımızı her zaman parayla ölçemeyiz. Hani nasıl ki anneniz sizi işte yılbaşı yemeğine davet ettiğinde sofradan kalkarken evet anne borcum ne kadar derseniz, yani kadına para gelecek ama suratı asılır. Yani ne demek istiyorsun'a döner, küser, konuşmaz sizinle falan diye bir örnek vermiş. Orada araya girebilir miyim? Orada güzel aslında yılbaşı yemeği için veriyor o örneği. Bir, oradaki sosyal normla aslında değiş tokuş, hani piyasa normları bizim aslında erkek egemen kültürde aslında çok sıklıkla karşılaştığımız bir konudur. Hani yemek yendikten sonra hesabı ödeme isteği. Özellikle hani erkeklerde kurulu sadece masa öyleyse kesinlikle böyle bir çıkış olur. Biraz da kültürlere göre de değişiyor diye düşünüyorum onu. Bilmiyorum, ne düşünürsünüz? Yani şimdi şöyle, tabii ki bir restorana gittiğinizde hesabı paylaşmak konusu erkekler arasında bir şey, rekabet. Kimse kendinkini karşı tarafa ödeyip işte minnetlik almak istemiyor.
Ama bu sizin annenizse ve yılbaşı yemeğine davet ettiyse evinde yiyorsunuz yemeği. En güzelinden hazırlamış. Hani sofradan eşinizi, çocuğunuzu aldınız, artık dönüyorsunuz. Hesabımız ne kadar, ne kadar ödeyeceğiz? Ne kadar borçlandık anne biz şimdi size deyince, yani sırf Türk annesi olarak benim annem değil, ne bileyim bir Amerikalı anne falan da tepki gösterir herhalde diye düşünüyorum, bilmiyorum ama onu iş yerlerine şöyle uyarlamış. Bu tabii aile içinde bir sosyal norm ama iş yeri açısından değerlendirirsek diyor, firmalar mesela diyor işte gidip şey bilmem ne işte bir gezi ayarlarlar, hafta sonu tatili Antalya'ya. İşte bir gece kalınacak, işte firma orada çeşitli organizasyonlar yapacak. Ne istiyor? İşte çalışanlarını kaynaştırmak istiyor. Üst yönetimi daha alt seviyelerle biraz daha kaynaştırmak istiyor gibi hedefleri var. Bunu yapar fakat çalışanların çoğu şey der, işte ya bunu bize para olarak verseydi, ne kadar harcadınız kişi başına? İşte 1000 lira, keşke bunu 1000'er lira bize hediye olarak verseydi. Gerçekten benim bulunduğum şirketlerde de bu hep böyle gündeme gelmiştir. Yani bunu bize para olarak verseydiniz keşke diye. Ama yapılan istatistiklerde de yazarın ulaştığı sonuç, bunu para olarak verdiğiniz vakit personel, yani çalışan şirketi yanında hani bir bağlılığı güçlendirecek bir aksiyon olmuyor. Yani bir aile gibi veya bir yakın gibi görmüyor. O sosyal normu yok etmiş oluyorsunuz. Direkt piyasa normuna dönüşüyor olay. Ya tabii ki bir para karşılığı çalışıyor herkes şirketlerde. Ama hani bu kadar da değil. Sonuca baktığınızda bağlılık açısından aslında bağlılığı baltalayan bir şey olduğunu söylüyor. İşte siz onu götürün bir spor kulübüne yazdırın veya hafta sonu bir yemeğe götürün şirket olarak çalışanınızı, ama o yemeğin parasını vermeyin veya spor kulübünün ödemesini yapmayın gibi. Hani ya mecbur kalsın o spor kulübüne gitmeye, kendine bakmaya ve mecbur kalsın o yemeği yiyip hani hep birlikte bir şeyler paylaşmaya gibi bir sonuç çıkıyor. Peki ben size hani burada uzmanlığı burada çok üzüldüm. Buyurun. Çok üzüldüm. Eğer Müge Hanım söz emtiliyse ben bir adım geri gitmek istiyorum. Zafer Bey harika bir sorusu var. İyi düşünüyor olsun. Ben de çalışmıyor diyor. Ben izin verirseniz oraya bir cümle bir şey söyleyeyim. Tabii lütfen. Neyse için. Zafer Bey'e benim bir sorum olacak. Hani isterse cevap verebilir ama cevabı beklemiyorum kendisinden. Bununla ilgili elinde bir istatistik var mı? Yani iyi düşün iyi olmuyor diyor. İyi düşünüyorum ama iyi olmuyor. Bununla ilgili 2020 yılında 2019-2018 son 5 yıllık elinde bir istatistik var mı? Meslekler konuşalım diyorsun. Efendim? Şöyle, bu kitapta değil ama o Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabında yazıyor. Yani sonuçta hepimizin bir birinci sistemi var. Beynimizde bir ikinci sistem var. Birinci sistem bizim kendimizle ilgili ve dünya ile ilgili oluşturduğumuz bir model. Tamam? Ve biz o modelin, beynimizde oluşan o modelin dünyayı yansıttığına inanıyoruz. Tüm dünyayla ilgili doğru bir model olduğuna inanıyoruz. Ve her şey bu modele uygun olmalı. Yani bazılarımız derler ki mesela benim sezgilerim çok çok kuvvetlidir. Şimdi benim geçenlerde bir tane danışanım söyledi bana. İlker benim sezgilerim çok kuvvetlidir dedi. Yüzde kaç tutar dedim. Elinde bir istatistik falan var mı? Yok dedi. Ama galiba %50 falan tutar dedi yani. Dedim o zaman para atsaydın dedim. Aynı ihtimal zaten söz konusu olmayacak mıydı? Yani para atsaydın. Sezgilerine güvenmek yerine para atsaydın. %50 yine %50 yine %50. Yani elimizde bir istatistik yoktur sezgilerimizle ilgili ama sezgilerimizin kuvvetli olmadığını düşünürüz. Ya da sezgilerimizin kuvvetli olduğunu düşünürüz. Olumlu düşündüğümüz zaman her şeyin harika olacağını düşünürüz. Ya da bunun bir işe yaramadığını düşünürüz. Ama elimizde hiçbir şekilde kendimizle ilgili, yaşadığımız şeylerle ilgili anlık geçmiş yıllara yönelik istatistik yoktur. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani ya, sadece dünya ile ilgili bir ilgimiz var. İnsan yapısında böyle bir metrikleme, yani ölçümleme mekanizması çalışmıyor. Yani günde diyelim ki 50 bin tane düşünce kafanızdan geçiyor. Hani kaçı yüzde geceli muhasebe yapıyor musun? Ben yapmıyorum yani. Ben de öyle bir şey... Hayır, çoğumuz yapmayız. Ama buna rağmen sanki yapmış gibi düşünürüz. Ben model böyle ister. İlker hocam seni sıkıştıracağım. Elimde bir sürü sarı kağıda aldığım notlar
Müge Hanım, sizinle tekrar devam etmek istiyorum. Orada güzel bir şey söylediniz. Bu sosyal normlarla piyasa normları. Siz insan kaynakları yöneticiliği yapıyorsunuz. Bir danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Burada aidiyet konusu, yani çalışanların bağlılığı, şirketlere bağlılığı, aidiyet konusundaki bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sadece kitapta bağımlı kalmayalım. Yani sosyal ödüllendirmeler, sosyal aktiviteler vesaire gibi. Ama kuşaklar da değişmiyor mu? Bazen yazar bunu ara ara, çünkü bunu veriyor. Bir örneğinde de şöyle bir örnek var. Bankalar sizin aslında çok güzel bir ailenin söylüyor. Ailenin reklamlarda yüceltiyor. Ama daha sonra da bir havale yapınca da sizi koyuyor. Bir hırsızlık da yapıyorlar aslında. Hiç o konuya değinmiyorlar gibi. Benim sizden ricam bize aydınlatmanız, yani kuşaklar değişince bu tür sosyal ödüllendirme programları, aidiyet programları gerçekten de Z kuşağında falan işe yarıyor mu? Aidiyeti nasıl etkiliyor? Hani psikoloji, sosyoloji, insan bilim, davranışlar. Buyurun, söz sizde. Şimdi şöyle Murat Bey, benim gözlemim aslında X jenerasyonu dediğimiz bu 80 yılına kadar doğmuş olanlar, işte 60 ve 80 arası, bu insanlar biraz daha dirayetli oluyorlar. Daha böyle cefakar, şirkete aidiyeti çok çabuk kolay sağlanabilen kuşak gibi görünüyor. Yani genel, tabii bu istisnalar mutlaka vardır ama genel yaklaşımları. Şimdi Y jenerasyonuyla ağırlıklı çalışılıyor zaten. Y jenerasyonun aidiyetine yönelik bu hediyeler veya işte, yani aslında hediyenin tarzı değişiyor diyeyim, şirketlerin organize ettiği. Bir de tabii herkesin kişisel değerleri de ön plana çıkmaya başladı artık. Herkes değerlerine göre yaşamak istiyor. X jenerasyonu gibi değil. Yani işte SGK'lı iş bulduk, devam edelim buradan emekli olalım yaklaşımı çok kalmadı. Yani kişinin değerleriyle sizin hizmet verdiğiniz, insan kaynakları olarak hizmet verdiğiniz firmanın bir takım değerleri çakışıyorsa, o aidiyet için zaten büyük bir aşama kaydedilmiş oluyor. Ha, onun sonrasında da kişiye verdiğiniz değeri gösterecek bir takım, işte ne bileyim, bir tatil planıdır, spor, mesela şu an teknoloji spor kulübüne üyelik. Ama onun ücretini ödemiyor size. Kulübe üye yapıyor sizi. Yani gitmek durumundasınız veya hiç faydalanamayacaksınız. Neden? Çünkü bu insanlar masa başında kendi fiziksel durumlarına zarar vererek çalışıyorlar. Uzun saatler bilgisayar başında zaman geçiriyorlar. Aslında şirket onları hem fiziksel hem ruhen sağlıklı tutabilmek için bir takım adımları atıyor. Ha, bunları anlamaya başladıkları için bu konuda hani takdir gördüğü sonuçlarını alıyoruz ve hani bu şirkete bağlılığı arttırıyor açıkçası. İşte esnek saatler gibi, hani bu parasal bir değer de değil aslında ama çok önemli, bağlılığı arttıran önemli konulardan biri de bu. Yani artık Y jenerasyonu bu tarz işlere yönelmeye çalışıyor ve o önemli bir yetenekse de şirketler kendi iç politikalarında bir takım işte yenilenmelere giderek yavaş yavaş evrilmeye başlıyorlar. Zaten pandemiden sonra aşırı bir işte dijitalleşmeye yönelme oldu. Hani bundan sonrası da muhtemelen böyle devam edecek gibi. Çalışan bağlılığını arttıran bir şey. Yani onu gözlemliyorum ben. Çünkü artık şirket çok. Bir rekabet gerekiyor. Bazı firmalar kendi işveren markası değerlerini arttırırlarsa çok önemli yetenekleri kendilerine çekebiliyorlar. Ve o yeteneği çektiği zaman zaten diğer şirketlerin arasından sıyrılarak bir takım inovatif değişiklikler yapıp veya adımlar atarak ön plana çıkabiliyorlar. Yani bunu bütün firma yöneticileri de aslında kafalarında kavradı, netleştirdi. Ve bu anlamda önemli adımlar da atılıyor. Ben hani bunları görüyorum. Ülkemizde de net görünüyor. Sağ olun.
İlker Hocam başlayalım mı? Notları aldım. Çok merak ediyorum o sarı kağıtlarda neler var. Yok canım, şaka yapıyorum. Seni çok seviyorum. Burada Serkan Bey güzel bir şey yazmış. Demiş ki günümüzde yaşam koçluğu çok fazla artış gösterdi. Filiz Hanım'a daha sonra soracağım bu şeyi. Şimdi bizim kitapta gördüğümüz aslında bu davranışsal iktisat ya da nihayet tüketici pazarında satın alma davranışı ya da gündelik hayatta aldığımız kararlar. Bunlarla ilgili olarak ben hani gençlerin okumasını çok tavsiye ederim. Özellikle bu fiyatlandırma taktikleri açısından. Ama senin gibi hani kıymetli bir iş deneyimi olan, yaşam koçu ve liderlik eğitmeni olan bir kişi bu tür tavsiyeler veriyor musun? Mesela demin de güzel bir şey söylemiştin. Hani Kahneman'ın kitabından da bir vurgulama yaptın. Hani bir sayısal bir oran var mı? Hani rasyonel düşünüyor musun? Hani mantıkla duyguyu noktasında, hani dengeleme noktasında. Sen tabii aramızda bu konularda en fazla danışanlarla çalışan kişisin. Dolayısıyla kitap karar almayı güçlendiriyor. Mesela sen çalışmalarında, yürüttüğün faaliyetlerde bu karar almayı nasıl güçlendirici tavsiyelerde bulunuyorsun? Ya da kendi yaptığın işte mesela yazarın tavsiyeleri arasında paralellik kurdun mu? Hani böyle sıkıştırmış olayım seni diyeyim. Çok güzel ve geniş kapsamlı bir soru. Kısaca şöyle cevap verebilirim. Hani o çok meşhur sözler vardır ya, dünyayı değiştirmek istiyorsan ilk önce kendinden başla diye. Mahatma Gandhi'lerin işte kendini tanı, işte o Delphi'deki tapınak falan binlerce yıldan beri. Aslında iyi bir lider olmak için ya da doğru karar alabilmek için de yine insanın kendinden başlaması gerekiyor bence. Her şeyin başı yine kendisinden başlamak. İlk önce o kendinden başlamak derken bu konuyla ilgili ne demek istiyorum? O beynin çalışma mekanizması, insanın kendi beyninin çalışma mekanizması, kendi beyni içerisindeki, kendi o zihinsel yapısı içerisindeki tuzaklar. Ya bunları bence insanın bunları tanıması gerekiyor, bunları bilmesi gerekiyor. Bu anlamda bu kitapta bu konuda önemli fikirler verebilir bir insan. Yani ama tabii ben hani tabii elbette ki çok yani arkadaşlarıma isteyenlere kitaplar öneriyorum. Bu alanda o beyindeki tuzakları fark etmek, doğru karar almanın önündeki engelleri kaldırmak için ben daha çok Kahneman'dan başlıyorum. Ya Kahneman'ı öneriyorum. Hızlı yavaş düşünmeyi. 2000 yılında Nobel Ekonomi Ödülü alan bir kitap. Açıkçası benim bugüne kadar hayattaki en büyük şansımı da kitaplar olarak görüyorum. Ben hep doğru kitapları doğru sıralamayla okudum. Bu kitaptan önce ben Kahneman'ı okumuştum. Biraz anlatalım, o da bizim o listemiz yok. Bu nedenle benim için çok anlamlı geldi. Yani Kahneman'dan sonra çok anlamlı geldi. Eğer onu okumasaydım bilmiyorum bitiremeyebilirdim. Çünkü 340 sayfa bu kitap. Hani normalde az önce yani konuşma başında Müge Hanım'ın da Kuzan'ın da bahsettiği gibi belki 200 sayfaya sığdırılacak ama 340 sayfa yazmış yazar. Yani o karar mekanizmalarıyla ilgili Kahneman'ı önerebilirim. Onu istersen kendi kısmında da yazarsın birazdan. Anlamadım. Neden onu öneriyorsun? Mesela danışanlarınla mesela ilişkilerinde bu karar alma hani güçlendirici, daha isabetli hani gündelik kararlar, uzun vadeli hani taktik kararlar, orta vadeli kararlar ve stratejik kararlar konusunda mesela bir paralellik kurdun mu? Neler tavsiye edebilirsin? Hani burada genç arkadaşlar da olabilir. Murat abi, burada şöyle bir gerçek var. Öncelikle insan beyni her an manipüle edilmeye hazır. Ve manipüle edilmeye son derece elverişli bir zihin insan beyni. Dolayısıyla büyük şirketler ya da bu konuda eğitim alan, bu konunun biraz farkında olan insanlar aslında insan beynini çok kolay manipüle edebiliyorlar. Ya da öyle düşünüyorum, edebiliyorlar. İşte beynimizin manipüle olmaması için ya da en azından bize gelen o manipülasyonlara görebilmemiz için bu tip kitapları okumak gerekir diye düşünüyorum. Yani en basitinden mesela benim bu kitaplarda öğrendiğim bir bilgi. Eğer bir markete gittiyseniz elinizde alışveriş listesi varsa yapılan nöropazarlama araştırmalarına göre doğrudan rafın orta kısmına bakıyorsunuz. Eğer elinizde bir alışveriş listesi varsa. Eğer elinizde bir alışveriş listesi yoksa ve sadece öylesine bir markete girdiyseniz neye ihtiyacım var bilmiyorum, markette anlarım dediyseniz, o zaman otomatik olarak rafların alt kısmından yukarı doğru bakmaya başlıyorsunuz.
Bakın bu çok enteresan bir gerçek. Yani yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan bir gerçek. Şimdi siz bu doneyi biliyorsanız bir firma olarak elinizde varsa bunu çok kolay kullanabilirsiniz. Sattığınız ürün temel bir madde ise, herkesin alışverişine girebilen bir liste, bir marka satıyorsanız, marka sattığınız ürünü rafta orta kısma yerleştirirsiniz. Ama eğer marka bilinirliği yüksek olan bir ürün değilse, anlatabiliyor muyum? Ya da işte başka özellikleri falan varsa alt tarafa yerleştirir. Ne demek istedim, anlatabiliyor muyum? Bunu bile kullanıyorlar. Bu şekilde bile kullanılıyor. Bunu yani bile kullanıyorlar deme, ne olursun. Bunu çok sıklıkla kullanıyorlar. Yani bu tür taktikler bir hayli var. Tabii rafın da maliyetleri var. Yani rafların gözlerinin konumlarının altta olması ya da el seviyesinde olmasının maliyetleri var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Filiz Hanım devam edelim. Üç tane konu var ben işaretledim. Bir tanesi sahiplik konusu. Aslında sizin ilk turda söylediğiniz gibi yani ilk insanın düşüncede hani çıpaladığı bir yerden vazgeçmemesi. Bir de eşyalara sahiplikte hani onları tutması ve hatta meşhur bir de söz söylüyor hani alıcı ve satıcıyla ilgili. Eğer satıcıysanız hani elinizde tuttuğunuz bir değer için satarken maksimumda taban tavan ilişkisini veriyor. Bir de erteleme konusu var. Hangisini tercih edersin? Ona göre Müge Hanım'a da diğerini vereceğim. Ya şimdi aslında siz en baş konuşurken şey hem sahiplik hem erteleme konusundan bahsettiniz. Evet. Çok zevkli. Son 15 dakikada 5'er dakika öyle dönelim istiyorum. Buyurun. Şimdi ben özellikle kendi hayatımda yani kızım olduktan sonra diyeyim son 4 yıldır 4 yaşında kızım. Hayatımda o kadar çok şeyleri ertelemeye başladım ki çünkü her şeyden önce o gelmeye başladı. Doğal olarak da yani okuduğumuz kitaptan tutun yaptığımız bir işe kadar hepsine yönelmeye başladı. Çok küçücük bir örnek vereceğim. 2019 yılına girerken çok ciddi Türkiye'de büyük bir firmanın ihalesi var ve ihaleye gireceğiz. Fakat hazırlığımı bir türlü yapamadım. Bugün yaparım, yarın yaparım. Hani şey demişti ya orada neden aile trajedileri hep öğrencilerin hayatlarında sınavlarından bir gün önce veya iki gün önce olur. O çok güzel. Da, açıklayalım onu dinleyiciler açısından. Yani öğrencilerine mazeretler hep dönem sonunda bildiriliyor. Çünkü not alamıyorum ama bu benim tembelliğim değil ama çevresel koşullar mazeret olarak söyleniyor. Buyurun. Evet, şimdi benimkisi de biraz ona benzemişti ve şeyden ihaleden sadece iki gün önce o kadar kısıtlı bir vakitte bir hazırlık yaptım. Bunu biraz bu işte iyi düşün, iyi olsuna da bağlayacağım. Çünkü şeyi biliyordum, ben çok kısa zamanda bir şey yaptım ve olmayacak bu. Yani ben bu ihaleyi alamayacağım, imkanı yok, bu kadar uğraştım dedindim fakat hiçbir şeyi birbirine bağlayamadım. Sadece rakamlarla girdiğiniz bir şeyden manevi olarak katkı sağlayamayacağınız bir yerdeyseniz eğer hiçbir şey olmaz ondan. Pozitif hiçbir şey size geri gelmez. Ben asıl o ihaleyi alamadım. Fakat bu yıl aynı ihaleye girerken çok daha farklı bir bakış açısıyla önceden hazırlığımı yaparak her şeyimi kalemine uydurarak ve pozitif düşünerek girdim. Artı yanında çalıştığım ekip arkadaşlarımı da bu doğrultuda yönlendirdim. Sürekli işte nasıl diyeyim ben size onları da pozitif olarak bakmalarına çaba saldım. Yapacağız bu işi, olacak, sen şuradan tut, sen buradan tut derken velhasıl bu yılki ihaleyi aldık. Bir yerde bir şeyleri ertelediğiniz zaman o muhakkakiyet de size ya gerisin geri bir bomba olarak geri dönüyor, bir yerde patlıyor ya da eğer ki vaktinde yapıyorsanız çok daha iyi bir şekilde verimini alıyorsunuz. Yine kapıları açık tutma konusuna da şöyle bir girmek istiyorum. Birçok şeye birden sahip olmaya çalışıyoruz. Aslında İlker Bey biraz önce şey dedi, insanın kendi beynini tanıması, kendini tanıması gerekiyor önce dedi. Şimdi yazar burada biraz ondan bahsediyor gibi algıladım ben. Kapıları her şeyi açık tut derken kendimize birçok alanda aslında bakıp akabinde neyde iyi olduğumuza karar vermek.
bunun üzerine eğilimlerine uzmanlığımızı sağlamak. En başından sadece tek bir yerden bakarsak eğer, ben bunu yapıyorum ve bunun devamını getireceğim dediğimizde diğer şeylere kapılarımızı kapamış olacağız ve belki aslında daha iyi yapabileceğimiz şeyleri, üzerinde daha iyi uzmanlık kazanabileceğimiz şeylere baştan kapımızı kapatmış olacağız. Şimdi İlker Bey birçok alanda uzmanlığa sahip. Kendisi koçluk, yani ben birçok kitabı sırasıyla okuduğum için şu an böyle düşünebiliyorum. Bunları yapabiliyorum. Düşüncelerimizi belki işte siz öğrencilerimizi, keza biz yanımızda çalıştığımız ekip arkadaşlarımızla bu şekilde yönlendirdiğimizde, kendimizin hayat felsefesini de bu şekilde benimsediğimizde, kapılarımızı kapatmayıp birçok şeye yapılabilirliğine baktığımızda eminim ki hayatımızdaki inovasyonları da farklı çerçevelerde yönlendirmiş oluruz diye düşünüyorum. İlker Hocam, şey var, sataşma var. Söz hakkı doğdu. Hayır, katılıyorum kendime. Yok canım, şaka yapıyorum. Böyle bir sataşma falan yok. Çok güzel sahipti. Çok güzel. Yanım çok şeker durumları da. Sadece hani sana söz vermek istedim. Kapıları açık tutmayı ben tabii biraz daha farklı anladım ya da algıladım aslında. Biraz bugünün insanı ya da çağın insanı aslında hiçbir şeyden geri kalmamak adına da gerekli gereksiz birçok şeye de saldırabiliyor veya dağılabiliyor da. Buyurun İlker Hocam, söz sende. Kapıları açık tutmak. Dersen, buradaki kitaptaki verdiği örnek de birçok daha farklı. Ama Filiz Hanım'ın verdiği tabii ufku açmak, yani farklı yerlerden beslenmek diye ben algıladım. Buyurun. Ben tabii orada Filiz Hanım'ın başta verdiği bir örnek vardı, ihaleyi almakla ilgili. Bu yıl inandık ve aldık onu dedi. Bu geçtiğimiz programlarından bir tanesinde tacın stratejisinden bahsetmiştik, Robert Greene'nin. Aslında biraz onu anlattı bana sanki. Ben ya da öyle bir izlenim falan kapıldım. Yani eğer bir şeyin olmasına çok fazla inanırsanız ve o şeye ulaşacağınızdan zaten eminseniz, adeta başınızda bir kral tacı varmış gibi davranırsınız. Ve etrafınızdaki insanlara bir güven verirsiniz. Bir hale yaratırsınız. Bir güven halesi. Ya bu çok doğru. Nefis bir örnek verdin. Ama Türkiye'de o kadar çok kendinde o taş varmış gibi davranan ve altyapısı olmayan adam var ya da kadın diyelim, cinsiyetçi olmasın. O da çok komik oluyor tabii. Buyurun. O zaman da devreye şey giriyor. Dunning-Kruger sendromu. Kifayetsiz muhtelisler yani. Yani herhangi bir konuda uzman olmasına rağmen o konuda kendini en üst seviyede görüp ama yine aynı kapıya geliyor tabii sonuçta. Yani eğer bir konuya yine inanıyorsan, yine ve elinden gelen en iyisini yapıyorsan o şeye ulaşıyorsun aslında. Yani deminki o Zafer Hocam'ın sorduğu aslında soruyla da biraz bağlantılı oldu bu. Aslında olumlu düşünmek, belki böyle bir olumlu düşünmek. Ya o sonuca ulaşacağından adım kadar emin olmak, ulaşacağından zaten emin olmak. Yani buna içsel olarak inandığınızda zaten etrafınıza yaydığınız o güven halesi, kral tacının gibi, sonucun gelmesine olumlu etki ediyor. Ben olaya böyle bakıyorum yani. Teşekkürler. Müge Hanım, düşüncem de budur. Sağ olasın, harika. Filiz Hanım'a önce şeyi söyleyip ben de bir tespitimi söyleyeyim. İkincisine tabii siz çok hazırlıklı girmişsiniz. Yani orada ekip lideri olarak bir üst düzey hani yöneticiden çok biraz da lider konumuyla olayı sahiplenmişsiniz ve başarıya ulaşmış. Birincisinden de tabii çok önemli dersler çıkartıldığı görülüyor. Müge Hanım, siz kapıları açık tutmayla mı devam edelim, yoksa biraz da hani sonlara yaklaşırken bu su siz iş hayatında çok erteleme yapan elemanlarınız oldu mu, ya da iş arkadaşlarınız, biraz da insanlara, hani yöneticilere neler tavsiye edersiniz? Kitapta da bir hayli bu şey var, erteleme. Bizler anne ve babalar olarak da çocuklarımızla hani
ilişkilerimizde aman erteleme, zamanı iyi kullanalım, yerinde kullanalım. Ben günü üçe bölüm diyorum ama kimse günü üçe bölmüyor. Hani dinlenme, çalışma, oynama şeklinde çok başarılı tavsiyeler veremiyoruz. Bu öz kontrol sorunu ve erteleme ile ilgili hem bir yönetici hem bir anne baba ebeveyn rol modelleri açısından bir değerlendirir misiniz? Evet, şöyle tabii öz kontrol sorunuyla direkt bağlantılı oluyor aslında ertelemede. Ve bence hani Filiz Hanım'ın anlattığı örnekteki gibi yani birçoğumuzda var bu. Eminim ben de bazı şeyleri dönem dönem ertelemişimdir. Öğrencilik döneminde bu çok daha çok yaşanıyor. Tabii insan yaş aldık bir anda öz kontrolünü eline almayı öğreniyor. Ama ergenlerde, gençlerde bu biraz daha zayıf görülüyor. Zaten yazarın verdiği örnek de oradan ilerliyor. İşte öğrencilere tarih veriyor. Önce tarih vermiyor, esnek bırakıyor. Diyor ki sene sonuna kadar, bu dönem sonuna kadar bu üç ödevi bana teslim edeceksiniz. İster hepsini yarım verin, ister bir ay sonra, ister sene sonunda hepsini verin. Ve birçoğu yetiştiremiyor, eksik kalıyor. Ama üç ödeve tarih verip ve o tarihlerde dahi esneme isteyenlere, hocam ben bunu işte şu gün değil iki gün sonraya versem olur mu diyenlerin bile hani o tip bir esnekliği bile yapacağını söylüyor. İşte tüm aile sıkıntıları, dertleri, ıvır zıvırlara rağmen o öğrenci grubu gayet düzenli teslim ediyor. Ama iş yerlerinde hani dönem dönem öz kontrol sorunu yaşanabiliyor. Herkes yaşıyordur. İş arkadaşlarımdan da, elemanlarımdan da yaşadığım durumlar oldu. Ben kendim de yaşamışımdır. Özellikle kadınlarda bu işte doğum sonrası bebekti, çocuk büyütmeydi kısımlarında biraz konsantrasyon dağılabiliyor. Odaklanma işte farklı yönlere gidiyor. Hani öncelikler birazcık değişiyor. Tekrar eski şeye biraz daha geç dönülebiliyor. Ama öz kontrol sorunu yönetilebilecek bir şey. Bence dışarıdan farklı şeylerle veya işte farklı bir takım yöntemlerle bağlantılı. Belki İlker Bey de yaşıyordur. Hani danışanlarından varsa özellikle öğrencilerde en çok herhalde öz kontrol sorunu olanlar oluyordur. Ertelemeyi yaşıyoruz ama üstesinden gelinmeyecek bir şey değil. Yazar biraz onu abartmış gibi geldi bana. Çok da fazla hani bir zamandan belli bir yaş döneminden sonra yavaş yavaş oturabiliyor. Hani ama hayatının değişik kesimlerinde tabii ki farklı konular devreye girdi mi biraz konsantrasyon dağılıyor ama biraz abartı geldi orası bana. Tamam. Teşekkürler. İlker Hocam, bu ilk kararlar önemli, insanın tabiatında olan olduğu söz hatalı da olsa ya da yanlış da olsa bizim milletimizde hani böyle bir şey de var, hani geri vites yapmadım falan, böyle dik durdum, kabullenme. Çünkü ilk kararlar bir de alışkanlık yaratıyor diyor, yani hep onunla kıyaslıyorsun, fiyat karşılaştırması gibi kendi aldığın kararlara hani sahip çıkma, hani ben dik durdum oysa ki hatalıydı. Hani o konularda senin hani bir liderlik eğitiminle bu karar alma, hani özellikle derslerinde okutulan, okuma listesinde olan bir kitap olduğu için bu ilk kararlarımız ve ilk kararların sonuna kadar destek mi çıkalım, yoksa olgunlukla ya ben hatalı karar aldım, U dönüşü de olsa yani kuyruğu dik tutmak vardır ya, ne dersin? Bir şey yaptım ama. Evet, biraz ortaya karışık gibi oldu. Evet, oldu. Tabii sonuçta o yazarın bahsettiği şey aslında tam olarak bu. Ben yine Kahneman'a döneceğim. Yani Kahneman'ın bahsettiği çok sayıda tuzak var işte. Aslında oradan bahsediyorum. Kahneman'ın irdelediği, sınıflandırdığı o davranış eğilimleri ve düşünce hatalarından bahsediyor aslında yazar. Aslında bu arada kitabın birçok yerinde Kahneman'ın
kitabı atıflarda da yapılmış. Böyle bir şey de var aslında. Etkisi yani, var ama değil mi? Çok yoğun hissediyor. Evet, etkisi var. Kaynak bölümü de atıflarda da bulunmuş. İşte mesela kayıptan kaçınma, statüko tuzağı. Mesela o dediğiniz şey tam olarak aslında çıpa, çıpalama. Yani ilk verilen görüşün ya da kararın etrafında diğer düşüncelerin gelmesi. Hani yazar da burada aslında direkt şey de başlıyor. Kitabın başında izafiyetle başlıyor ya. Evet. Karşılaştırmayla. Yüzler vesaireler, örnekler var. Bir sürü bol örnek var orada. Aynen öyle. Karşılaştırmayla başlıyor. Yani insan beyninin karşılaştırma yöntemiyle karar aldığını. Aslında dediğim şey tam olarak bu. İlk çıkan düşüncenin etrafında gelişiyor diğerleri karşılaştırma usulüyle. Ama bunlardan tamamen kendinizi ayırıp özerk, bambaşka bir şey söylemeyi akıl edemiyorsunuz. O gelmiyor aklınıza yani. Ancak bunu söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Harika düşünce. Efendim devam edebilirsin İlker Hocam, buyurun. Estağfurullah, bitirmiştim zaten. Ha, ya bunun tamam. Harika bir şey. Sonuçta bir karar toplantısında. Ben başka bir yazar daha aklıma geldi. Onun kitabı da aslında Kahneman artı bu Deneyim kitabı yazarının ikisinin toplamı gibi ama kitap ikna kitabı ama bol bol bu ikisinin mix'i gibi yani aslında. Hangisi? Unuttum şimdi, okula bakmam lazım. İkna dehası mı, ikna analitiği mi, öyle bir şey kitabın adı da. Ben dedim bu örneği bir yerden hatırlıyorum, şu örneği bir yerden hatırlıyorum falan gibi. Böyle bir toplama gibi, potpourri gibi. Filiz Hanım, sizin sektörünüz lojistik sektörü. Biraz da oradan girelim. Hani Müge Hanım'la insan kaynakları sektörüne bir şey yapıyoruz. İlker Hocam'la liderlik, koçluk, eğitmenliği. Senin sektöründe tabii lojistik sektörü. Lojistik sektörü de çok hızlı karar almayı gerektiren bir sektör, değil mi? Taşımacılık. Evet, evet, maalesef. Yani anlık karar alamadığınızda bazen birçok şeyi anda kaybedebiliyorsunuz. Anlık karar alamadığınızda bazen birçok şeyi kazanabiliyorsunuz. Her şey anlık ilerliyor ama sonuç olarak yani beynimizi de bedenimizi de yöneten bizleriz bir şekilde. Öyle veya böyle ya olumlu düşünmek veya olumsuz düşünmek, her şeyi bilinçli bir şekilde sahiplenip zamanı ertelemeden, siz biraz önce günü üçe bölelim demiştiniz. Günü üçe, hatta bazı mesela ben günü belki bazen beşe bölüyorum. Günü üçe veya beşe böldüğünüzde her şeyinizi planlı bir şekilde yapmaya çalıştığınızda ertelemeden her şeyin olacağına inanıyorum. Buna inanan bir insanım ki zaten şu an aslına bakarsanız konuşurken ve herkesin fikirlerini almaya başlayınca şu oluştu bende. Aslında kitap birbiriyle çok bağımlı birçok şeyi, işte erteleme, kapıyı açık tutma, işte ne dedik, karar alma, doğru karar alma vesaire, birbiriyle çok bağlı birçok şeyi aslında anlatıyormuş kitap. Ama tabii biz ben en başında belki biraz ön yargılı davrandım kitaba, biraz sıkılarak okuduğumu söylediğim için. Ama sektöre dönecek olursam tabii ki öyle. Biz karar almada çok hızlı davranmamız gerekiyor. Lojistikte ertelemememiz gerekiyor. Bir şeyleri ertelediğimizde biraz önce dediğim gibi çok büyük bir patlamayla bize geriye dönüyor. Ve dönüşümü maalesef hiçbir zaman olumlu olmuyor bir şeyleri ertelediğimizde. Bir araya girelim mi? Yani müşteri her zaman toleranslı mı? Tabii ki de değil. Tabii ki değil. Soruyorum. Aslında bu tam güzel bir paslaşma aslında. Orta yapıyorum size. Yani müşteri aslında çok acımasız senin sektöründe. En ufak bir gecikmeye, zaman sapmasına falan, hasar kayıp demiyorum zaten. Onları geçtim de. Bir tahammülsüzlüğü olan bir konu. Dolayısıyla sektörün çok acımasız diyebilir miyiz? Ya öyle, acımasız ama sonuçta onların açısından baktığınızda da adam, yani o insanların da karşı taraftaki ithalatçının veya ihracatçının da sürekli yani yetiştirmeye çalıştığı bir malzeme var, yetiştirmeye çalıştığı bir ürün var. Hele ki just in time çalışıyorsa bu daha da nakliyeciye patlayabiliyor, lojistik sektöründeki kişilere patlayabiliyor. Ama bu biraz şey, zincir gibi ilerliyor aslında. Yani onların ilk alıcıya verdikleri sözle başlıyor ve en baştaki üreticiye kadar dayanıyor tabii bu
zorlu süreç. Yapabildiğinizi her zaman müşteriye yapabileceğiniz şekilde söz verdiğinizde ve müşterinize bunu inandırdığınızda zaten yaşadığınız zorlukların onlar da farkında oluyor ve bir yerde eğer ki bir aksama, bir takılma yaşarsanız müşteri bunu bir şekilde kompanse ediyor mutlaka. Çok teşekkürler. Ben tabii yaz döneminde en zor dönemi biz geçmiş olduk. İlk 4 oturup bundan sonra tabii insanlar İstanbul'da daha fazla olacaklar. Katılımlar da daha fazla artacak. Ama ben okuma kulübünden şunu öğrendim. Yani yöneticilerin o bakış açıları bende açıkçası çok büyük bir keyif, bir lezzet bırakıyor. Ve farklı bakış açıları öğreniyorum. Ve haz duydum. Şimdi sizlere bir 3'er dakika, 5'er dakika özgür zaman bırakalım. Müge Hanım'dan başlayarak. Müge Hanım söz sizde. Nasıl toparlarsınız? Aklınızda kalanlar, bize neler söylemek istersiniz? Son sözleri 3'er dakika özgür bir zaman veriyoruz. Buyurun. Evet, burası biraz sesli. Ben balkondayım. O yüzden sürekli kapatıyorum. Sizleri rahatsız etmek istemiyorum. Kusura bakmayın ses geliyorsa da. Şimdi şöyle, kitap dediğim gibi beni ilk başta bir etkiledi. Okuduktan sonra işte baktım bir 350 sayfalık kitap 200 sayfa örneklemelerle anlatmış. Sonra o örnekler biraz eksik kalıyor. Yani insanı tam böyle ikna edemiyor sanki. O his, bazı şeyler havada kalıyor. İşte arz taleple ilgili karşı mesela bu fikre. Bana çok saçma geldi. Hani bazı şeyler havada kalıyor diye onları destekleyen tekrar bir 100 sayfa daha eklenmiş. Bu kitap kaçıncı baskı bilmiyorum ama bu sonradan eklenen kısım diye tahmin ediyorum. Bir 100 sayfa daha eklemiş. Orada biraz da bu işte Amerika'da yaşanan mortgage krizinden de bahsetmiş. Biraz daha teknik konulara da girmiş. Çok da hakim değilim ama işte o kriz dönemindeki ekonomideki kaos, birden işte bütün dengelerin bozulması, ekonomik dengelerin bozulması, insanların iflasları, şirketlerin, çok büyük bankaların zor durumda kalması, iflasları falan süreçlerinde en büyük nedenin son bir cümlede toparlayıp getirdiği nokta, çok fazla bilgi kirliliği içerisinde yaşandığında hani psikolojik olarak yaydığı etkiyle birlikte zincirleme, hepsi birbirine dayalı, daha da kötüye gidiş oluşuyor. O yüzden bilgi önemli, evet, enformasyon çağındayız ama mutlaka çok bir önemli bir şekilde filtreden ve süzgeçten geçirerek bu bilgileri gerçekten alıp cebinize koyun gibi bir kısmı vardı. Orası benim için hani son noktası gibi oldu kitabın diyeyim. Ama tabii o noktaya gelene kadar zaten sonradan eklediği kısım da bu yer. Kitabın başlarında insan davranışının hani beklenilemez akıl dışı davranışların aslında sürekli olduğu, hani beynimizde farklı noktaların da bizi çok mantıksız taraflara yönlendirebildiğini vurguluyor. O beni ilk başta cezbetmişti. Kitap bence hani ya açıkçası böyle bir okuma kulübüne ilk defa ben katılıyorum ve hep hayalimdi. Hep böyle bir kitapları okursunuz, biriyle konuşmak istersiniz ama konuşacak kimse yoktur. Çünkü ay şunu okudun mu, yok ben onu değil şunu okudum falan olur. Böyle havada kalırsınız. Ben böyle arada altlarını çizerim hep okuduğum kitapların. İşte eşime veya yakın arkadaşıma bahsederdim. Bak burada böyle diyor, çok ilginç değil mi falan diye. Sizler bu fırsatı sundunuz. Burada rahat rahat karşılıklı olarak gelerek tartışma imkanım oldu. O da bu kitaba kısmetmiş. Kitap tabii konuştukça bazı güzel tarafları da, bazı eleştirilecek tarafları da daha da netleşiyor insanın kafasında. Bence hani okunulabilir. Hoşuma da gitti. Sizlerle konuşmak da çok keyifli oldu o anlamda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz aslında sadece öneren yöneticiler değil, aslında herkesin burada olmasını istiyoruz. Ben gruba da yazdım hatta, hani kimler okudu diye, onları da davet etmek istiyorum. Filiz Hanım sağ olsun, ben okudum deyince ben hemen Filiz'i almak istedim. Diğer taraftan gürültü konusunda biz rahatsız olmadık. Çünkü pandemi
Dolayısıyla çocuklar çok eve kapandılar. Çıksınlar, özgürce oynasınlar, çocuk sesini özler hale geldik. Onu da hemen ifade edeyim. İlker Hocam, buyurun, özgür zamanımız başladı. Kronometre tutuyorum. Bu kadar eleştirdikten sonra ben kitabı öneriyorum. Yani çünkü kitap çok saygın bir kitap. Alanında yazılmış önemli eserlerden bir tanesi, önemli kitaplardan bir tanesi. Önemli bir otorite tarafından yazılan bir kitap ve okunmalı. Ama tabii sayfa sayısı fazla. Bence gereğinden, haddinden fazla. Gereğinden fazla. Yani ama ben herkese tavsiye ederim yani. Çok teşekkürler. Harikasın. Filiz Hanım? Öncelikle en başında söylediğim gibi tekrardan teşekkür ediyorum. Yani bir şeyleri böyle bir araya, sadece kitabı, buraya biz sadece kitabı okuyan insanları beklemiyoruz zaten. Bir şekilde konuya yorum katabilecek, sektörün içinde, dışında herkesi zaten bekliyoruz biz buraya. Ki herkesin verdiği bir bakış açısı bizler için önemli bir perspektif yaratıyor. Şimdi kitabın içerisinde birçok şey var. Yani işte iktisadı, işletmesi, İK'sı, lojistiği veya özel sektörü olsun, psikolojisi, birçok şey var kitabın içerisinde. Tabii bunu bir saate sığdırıp da burada geniş geniş anlatamıyoruz. Bahsedebildiğimiz veya bizim göremediğimiz şeyleri işte Müge Hanım'ın görmüş, siz görmüşsünüz, İlker Bey'i görmüş. Belki başka okuyan arkadaşlarımızın çok daha farklı fikirleri vardı kitap hakkında. Onların dikkatlerini çeken başka yerler vardı. Ben biraz kitap okurken haylazlık yapıyorum diyeceğim. Bazen çok sıkıldığım yerde birkaç sayfa atlayıp sonrasından devam ediyorum. Yapıyorum, bunu da itiraf ediyorum. Bu kitapta da dediğim gibi bazı yerlerde gerçekten böyle sıkıldığım noktalar oldu. Ama sonrasında geri bir şekilde toparlayıp bağladım. Şu an yalnız herkes bir arada böyle üzerine sohbet ettiğimizde dedim, yani demek ki benim bakış açım biraz farklıymış. Daha farklı yerlerden düşünmem gerekiyormuş kitabı. Sonuç olarak şey diyeceğim, yani bilinçli bir şekilde sahiplenip her şeyi düzenli yapıldığında biz keza bu toplantılar için bile düzenli bir şekilde hareket ettiğimizde eminim ki herkesin hayatı daha kolaylaşacak. Bizim özel hayatımız, iş hayatımız her türlü kolaya indireceğiz diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Çok harika bir tespit yaptın. Çok mutlu oldum. Özellikle şunu söyleyelim, yani şimdi dördümüz farklı disiplinlerden geliyoruz. İlker Hocam kamu yönetimi bildiğim kadarıyla mezunu. Sen lojistik mezunsun. Müge Hanım mühendis. Ben mühendisim. Bir tane mühendislere de az kitap okur, az sosyaldir denir. Bir de bunu da tırnak içinde vereyim. Fakat burada özel olarak şu, tabii senin de belirttiğin, üzerine güzel bir şekilde çizdiğin şekliyle, hani farklı bakış açıları, farklı beyinler, farklı kültürler, farklı yaşam tarzlarından gelen insanların aslında bir kitap ve iş hayatıyla tecrübelerini aktarması bence nefis bir şey. Aynı zamanda bir networking amacı da taşıyor. Yeni kanallar açıyor bizlere. Yeni insanları tanımış da oluyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yeni kitabımız... Çok teşekkür ederiz. İlker Hocam, yeni kitabımız ne? 5. bölümde. İlk 90 gün müydü? Ya. Galiba öyleydi, evet. Tamam, tamam. O zaman biz okumaya başlayalım Müge Hanım. Filiz Hanım, biz okuyalım. O bitirirsek, bitiremezsek de en azından haylazlık yapıp atlayarak da gidersek. Yok, o kitabı atlayarak değil. O kitabın ilk yabancı versiyonunu zaten okumuştum. Buraya geldiğini, çevrildiğini de bekliyorum. Tamam, sen onu orijinalinden okumuşsun. Harikasın. Bu sefer bakalım. Ben okumamıştım onu. Hangi kitaptı İlker Bey? Ben kaçırdım. İlk 90 gün. Evet. İlk 90 gün. Ha. İlk 90 gün. Tamam. Seyhan Hanım önermişti galiba onu. Seyhan Hanım'la konuşuruz. Şey yaparız.
Çok teşekkür ediyorum. Çok o zaman dinleyicilere de çok teşekkür ederiz. Birazdan 75 dakika olmuş. 15 dakikalık böyle bir, o da keyif tabii, yaz akşamının keyfiyle oldu.